Sevgili seyirciler, anlatılmasa, şerh edilmese, detaylı olarak insanın gözünün önüne konmasa, insan hakikaten içinde bulunduğu nimetlerden gafildir. Hep böyle nimetler içinde yüzüyoruz ama bizim neyimiz var ki Allah bize sanki ne verdi, ne ihsan etti ki ona şükredelim diye düşünenlerimiz oluyor, Allah korusun. Halbuki Cenab-ı Hak neler ihsan etmiş neler. Şeyh Sadi Şirazi'nin dediği gibi insanoğlu her nimete karşı bir şükürle görevlidir. Her nimetin mukabilinde Rabbuna şükretmek durumundadır. Allahü Teala insanlara öyle nimetler vermiştir ki bunların bir tanesinin şükrünü insan bütün ömrü boyunca yerine getirmek istese yerine getiremez. Çünkü Sadi Şirazi Gülistan'ın dibacesinde diyor ki bir nefeste iki nimet vardır. Her nimete bir şükür gerekir ama bir nefeste iki nimet vardır diyor. Bu iki nimetten birisi teneffüs ederken, ciğerlerimize hava doldururken bu birinci hava mümit bir hayattır diyor. Yani bu bizim hayatımızın imdadına yetişiyor. Oksijen teneffüs ediyoruz. Vücudumuzda yanan ve bu suretle kanımızı kirleten maddeler ve bu suretle vücudumuzda zehir haline gelen maddelerin kanımızın temizlenmesi lazım. İşte bunlar dolaşan kan bütün vücutta yanarak tekrar ciğerlere dolup akciğerlerin bronşlarına kadar geldiği zaman teneffüs ettiğimiz havanın içerisindeki oksijenle birleşerek bunlar o kanın içerisinden temizlenip ayrılıyorlar. Buna mümiddi hayat diyor. Hayatın imdadına yetişiyor. Sonra insan bu temizleme ameliyesinden sonra insan vücudundan çıkacak olan bu pis havanın yerine bir temizinin girmesi lazım. Teneffüste evvela nefes alacaksınız, sonra vereceksiniz. İşte verilecek nefesi veremezseniz yeni hava giremez vücudunuza, oksijen giremez. Onun için buna da müferrihisat diyor. Bir insan bir nefeste iki nimete birden kavuşmuş oluyor. Bir nefesiyle insan ancak bir defa şükretse hayatı boyunca sadece nefes nimetinin şükrünü yerine getiremez diyor. İşte ayet-i kerimede bu husus gayet açık. Allahü Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve atakum min kulli ma seeltumuh. Sizin bütün istediklerinizden Allahü Teala size ihsan etti, verdi. Neye ihtiyacınız varsa hayatta kalabilmek için, varlığınızı sürdürebilmek için neye muhtaç iseniz Allahü Teala onu size ihsan etti. Nefesinizi verdi, havanızı verdi, suyunuzu verdi. Bakın daha önceki ayet-i kerimelerde geçti Allahü Teala. Nehirleri bizim emrimize müsahhar kıldı. Güneşi, ayı ve yıldızları, geceyi ve gündüzü, her şey insan için. Allahü Teala'nın hangi nimetine şükretsek acaba? Hangisinin üstesinden gelebiliriz? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allahü Teala'nın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız onları sayamazsınız, başa çıkamazsınız. İhsa edemezsiniz. Tadat etmek tek tek saymak. İhsa ise böyle toplu halde kategorilere, sınıflara ayırarak, tasnif ederek saymak manasına geliyor Arapçada. Onun için Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymanız mümkün değil. Hangi birini sayıp bitireceksiniz? Ama insan tabii gözü kör olunca, basireti kapalı olunca bütün bunları görmüyor, nankörlük ediyor. İnnel insane, insan zalim ve inançsız, insafsız insan, lezalumun çok zalimdir, keffar çok da nankördür insanoğlu. Son derece zalim, haksızlık yolunda bulunan ve fevkalade nankördür. Küfranı nimet içindeki bir varlıktır insanoğlu. İman etmeyenler tabii, iman edenler öyle değil. Mümin haddini bilir. Mümin zalim değildir. Mümin nankör değildir. Allahü Teala
onu ayet-i kerimelerinde bildirmiştir. Ve iz kâle İbrahimu, İbrahim aleyhisselam, işte bu sureye ismini veren İbrahim Halilullah aleyhisselam, hani demişti ki Rabbi ceal hâzel belede âminen, ya Rabbi bu beldeyi, Mekke-i Mükerreme'yi sen emniyetli ve güvenilir bir şehir haline getir ya Rabbi. Vecnubni ve beniyye en na'budel asnam. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan sen muhafaza et, uzaklaştır ya Rabbi. Beni sen putlara tapma işiyle ilgisiz, ondan uzak kıl ya Rabbi diyerek Cenab-ı Hakk'a dua etti İbrahim aleyhisselam. Rabbi innehunne adlelne kesiran minennas. Ya Rabbi bu putlar insanlara yanlış yolu gösterdiler. Dalaleti telkin ettiler. İnsanlar onlara aldandılar. İnsanlardan pek çoğunu sapıklığa düşürdüler bunlar. Onlarda bir şey var zannettiler. O aciz ve zavallı varlıkların peşine düştüler. Onlardan medet umdular. Femen tebi'ani fe innehu minni. Ya Rabbi benim nasihatlerime uyarak, benim telkinlerimi kabul ederek, benim öğütlerimi tutup da bana uyan bendendir ya Rabbi. Bana tabi olmuştur artık o. Femen asani, bana isyan edenlere gelince fe inneke gafurur rahim. Hani daha önceki ayet-i kerimelerde geçmişti ya İbrahim aleyhisselam Allah-u Teala'ya çok böyle yalvaran, ağlayan Allah-u Teala'dan daima kulların affını isteyen bir özelliği vardı İbrahim Aleyhisselam'ın. İşte o vasfı gereği diyor ki ya Rabbi bana asi olanlar için de sen çok bağışlayıcı ve merhametlisin ya Rabbi. Onlara insaf verirsin, hakikati görmelerini temin edersin, onları sen yine affedersin, bağışlarsın diyor. Rabbena İnni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. İbrahim aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi ben çoluk çocuğumdan bir kısmını, burada mini tebiziye ile min zürriyeti, çoluk çocuğunun hepsini değil, sadece Hacer ve İsmail aleyhisselamı Cenab-ı Hak getirdi Mekke-i Mükerreme civarına ve oraya yerleştirdi. İnni eskentü min zürriyeti, zürriyetimden, çoluk çocuğumdan bir bölümünü ben iskan ettim, yerleştirdim ya Rabbi. Bivadin gayri zi zer'in. Ekini, ziraatı, herhangi bir ürünü olmayan çorak bir vadiye yerleştirdim ya Rabbi. İnde beytikel muharrami. Senin mübarek ve kutsi olan evinin, Kabe-i Muazzama'nın yanında böyle her türlü bitkiden, nebatattan mahrum çorak bir vadiye, bir derenin içine onları bıraktım ya Rabbi. Rabbena liyukimus salate. Ya Rabbi onlar namazlarını kılsınlar. Fec'al ef'ideten minen nasi. Ya Rabbi insanların gönüllerini, kalplerini tehvi ileyhim. Onlara meylettir ya Rabbi. Onlara alaka ve o onlara karşı bir muhabbet ihsan eyle ya Rabbi. Burada ayet-i kerimedeki ef'ide kelimesi fuad kelimesinin cem'i olarak zikredilmiştir tefsir kitaplarında. Fuad demek kalp ve gönül demek. Ya kalp ve gönül manasına geliyor. Ama bir de bu bir başka rivayette, bir ikinci vecihte veft kelimesinin cem'i de ef'i de gelir diyenler olmuş. O da heyet manasına, vüfut manasına. Ya Rabbi çeşitli ticaret heyetlerini, insanlardan müteşekkil cemaatları oraya celbet ya Rabbi. Onlarla aralarında bir alaka ve münasebet tesis et manasında açıklayanlar da olmuştur. Nitekim birinci vecih tabi daha çok şayanı tercih görülmüştür müfessirler tarafından. İnsanların kalbi daima Kabe-i Muazzama'ya, o mübarek makamata daima temayül göstermekte, iştiyak ve tehalük halinde bulunmaktadır. Verzukhum minessemerati, onları çeşitli imkanlardan faydalandır ya Rabbi.
diğer yerlerden bir takım menfaatler, ticaret yoluyla, ihsan yoluyla, çeşitli erzakın oraya getirilmesi suretiyle onları rızıklandır ya Rabbi. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Belki onlar senin nimetlerine şükredeceklerdir. Benim bu yerleştirdiğim insanlar, onların nesli ve zürriyeti sana şükredenlerden olacaktır ya Rabbi diye Allahü Teala'ya niyaz etti İbrahim Aleyhisselam. رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْف۪ي وَمَا نُعْلِنْ Ya Rabbi, bizim gizlediğimiz ve meydana koyduğumuz, açıktan açığa yaptığımız her şeyi sen biliyorsun ya Rabbi. Bizim gizli ve aşikar bütün sözlerimizden, niyetlerimizden, özelliklerimizden haberdarsın ya Rabbi. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا Aslında yeryüzünde, dünyada ve göklerde Allahü Teala'ya gizli kalan hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun bilgisi, ilmi dışında değildir. Allahü Teala'nın ihatası dışında kalamaz. Elhamdülillahillezî Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor İbrahim Aleyhisselam. Hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ellezî vehebelî alel-kiberi Bana bu yaşlılık halimde ihsan etti Cenab-ı Hak. İsmail ve İshak. İsmail ve İshak isimli iki mübarek çocuk ihsan etti. Bu yaşlılık döneminde pir-i fani iken Cenab-ı Hak bana iki çocuk ihsan eden Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun diyor. İnne Rabbi lesemî'u'd-du'a. Rabbim duaları işitir ve onları kabul eder. Duaların cevabını verir Cenab-ı Hak. Rabbi cealni, ya Rabbi beni, mukîmes salâti ve min zürriyeti, ya Rabbi beni ve benim zürriyetimden gelecek kimseleri namazı ikame eden, sana kulluk vazifesini layıkıyla yerine getirenlerden eyle. Rabbena ve tekabbel dua, ya Rabbi dualarımızı kabul et. Ya Rabbi sana olan niyazımızı, sana olan tasarrularımızı boş çevirme ya Rabbi. Rabbena ufirli. Ya Rabbi beni bağışla. Affet ya Rabbi. Veli valideyye. Anamı, babamı, ebeveynimi de affet ya Rabbi. Aslında mümin her zaman bu duayı yapmak durumundadır. Her an bunu tekrarlama durumundadır. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bakın müminlerin ne kadar diyerkam olduklarını. Velil müminine ve diğer müminleri de tanıdığı tanımadığı, bildiği bilmediği uzak ve yakın kim varsa bütün müminlere, yeryüzünde bulunan bütün iman sahiplerine müminler dua ediyor. Yevme yekumun hisab, ya Rabbi kıyamet günü hesap ikame edildiği zaman, senin huzurunda herkes hesap vermek için durduğu zaman, ya Rabbi sen beni, annemi, babamı ve bütün müminleri affeyle ya Rabbi. Ya gelmiş geçmiş bütün müminlere mağfiret diliyor mümin. Bu kadar geniş görüşlü, bu kadar insan sevgisi, bu kadar muazzam bir muhabbetle duasına devam ediyor mümin. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Hiç zannetme ki, sakın sen öyle düşünme ki, Allahü Teala zalimlerin yaptıklarından gafildir, habersizdir. Cenab-ı Hak gafillerin yaptıklarından tamamen haberdardır. Hepsini biliyor. Ama Cenab-ı Hak onların cezalarını tacil etmiyor. Hemen anında cezalandırmıyor. Allahü Teala sabırdır. Cenab-ı Hak onların cezalarını tehir ediyor Cenab-ı Hak. Cezasız bırakacak değil haşa. Adli Sübhanisi onların cezalandırmasını gerektirecek mutlaka. İnnemâ yuakhiruhum. Ancak Cenab-ı Hak onları tehir ediyor, erteliyor cezalarını. Liyevmin teşhasu fihil ebsar. Gözlerin dışarıya fırlayacağı korkudan ve dehşetten şaşkın şaşkın böyle nereye baktığını bilmez vaziyette perişan bir şekilde dışarıya fırlamış vaziyette korkunç manzara arz edeceği o dehşetli güne Cenab-ı Hak onların cezasını tehir ediyor. Bu dünyada onların yaptıklarının yanlarına kar kalacağını zannetme.
Allah onların yaptıklarından, zulümlerinden, isyanlarından ve herhangi bir haksızlık yaptıkları takdirde o yaptıkları zulümden Cenab-ı Hak sureti katiyede habersiz değildir. Allah biliyor ama onların cezalarını gözlerin dışarıya fırlayacağı kıyamet gününe, ahiret gününe tehir etmektedir, ertelemektedir. Cezalarını bulacaklardır buyuruyor Cenab-ı Hak.